Evet, burada ibadet için toplanmış bulunuyoruz. Sizler, değerli halkımız, Şeyh Kamil'den razı olsun. Şu cemaatimiz uyaralı, bu tarafta olmaz. Bunu geçmemeli lazım. Lütfen arkaya geçin. Güçlenebilir. Camiden ilim ve hikmeti alınır. Bize kulluğumuzu, şükrümüzü, duamızı ve niyazımızı... Allah bugünleri de gösterdi. Hayırlısı olsun herkese. Dünyaya sanki yeni de geldik. Allah biliyor, gözlerimde yaş aka aka kaldım ya. Allah kabul etsin. Allah bu virüste bizi kurtarsın. Rabbim ilk defa epey bir zamandan beri kılamadığımız ve bugün de 29 Mayıs İstanbul'un fethine rast gelen bir günde, bir cuma gününde cumayı eda etmek nasip oldu. İnşallah bu son olup nice fetihlere kapı açacak bir cuma olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Uzun bir zamandan sonra cuma namazını cemaatimizle beraber kıldık. Tabii tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bir dizi tedbirler aldık Sayın Valimizin başkanlığında, talimatları çerçevesinde. Bu noktada ilimizde bazı mekanlarda burada olduğu gibi açık alanlar, tamamında açık alanlar belirledik il ve ilçelerimizde. Tabii Rize ilimiz yoğun yağmur alan bir il. Rabbimize şükürler olsun. Bugün yağmursuz, sıcak olmadan çok güzel bir şekilde gerekli tedbirleri alarak namazımızı ikame ettik. Tabii burada valimizin koordinasyonunda belediyemiz, emniyet müdürlüğümüz, jandarmamız, efendim sağlık il müdürlüğümüz, il özel idaremiz, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışanları olarak din görevlilerimizle beraber hepimiz sahada, yaklaşık bu alanda 70-80 görevlimizle beraber maske olmayan vatandaşlarımıza maske temini, dezenfektasyon durumu ve seccadesiyle gelmeyenlere ve karton mukavva üzerinde kılanlara da kendimiz temin ettiğimiz seccadelerimizi vererek vatandaşlarımızda gerçekten takdire şayan bir davranış sergileyerek, sosyal mesafeye, bütün kurallara uyarak en güzel şekilde namazımızı yerine getirdik. İnşallah en kısa zamanda efendim aynı safta saflarımızı sıklaştırarak namaz kılacağımız günleri Rabbim nasip eylesin. Bugün burası dünden itibaren güzel kokulu sularla hem yıkandı, dezenfekte edildi. Şeritler çekildi sosyal mesafeyi koruma adına. Yine otobüslerimizi getirerek hem araç trafiğini engellememek adına otobüsleri buraya bir barikat olarak kurarak vatandaşın o etrafı görmeden manevi bir hava içerisinde adeta caminin, büyük bir caminin içindeymiş gibi yıkılınmasına vesile olundu. Bugünler hakikaten bizim için de özel günler. Hani ben hocamız okurken aklım o geçti. Yıllarca camide safları sıklaştırın diye tabir ederdik. Şimdi hocam safları aralıklı bırakın demesi tuhafıma gitti namaz kılınırken. Demek ki safları aralıklı bırakacağımız zamanlar imiş bugün. Bunlardan ders çıkarabilmek lazım. Ben müthiş bir kalabalık oldu. İnsanlar 9 haftadır yaklaşık namaz, cuma namazı kılamamanın isteği ve ızdırabı içerisinde bugün cuma namazını hep beraber eda ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte yeniden omuz omuza safları sıklaştırarak namaz kılmayı nasip eder Yaradan. Hepimiz buralardan çıkaracağımız dersler var diye düşünüyorum.